bestecilerin izini sürdüğümüz batıya yolculukta bu kez Bonn'dayız. Bonn, Almanya'nın eski başkenti olmasının yanı sıra aynı zamanda klasik müzik tarihinin en büyük, en devrimci bestecilerinden biri olan Ludwig van Beethoven'ın doğduğu kent. Dile kolay, tam 22 yılını geçirmiş burada Ludwig van Beethoven. Doğumundan 1792 yılına kadar burada ve bu şehrin her noktasına yaşamından bir iz bırakmış. Örneğin şu anda kıyısında bulunduğumuz Ren Nehri boyunca uzun yolculuklara, uzun yürüyüşlere çıktığını biliyoruz Beethoven'ın. Batıya yolculukta hem bu büyük bestecinin iz bıraktığı mekanları hem de bu mekanlar ışığında büyük besteci Beethoven'ı tanımaya gayret edeceğiz. Bonn, geçmişi Roma İmparatorluğu'na uzanan köklü bir şehir. Konumuz Beethoven olduğuna göre, dilerseniz çağlara atlayıp, bestecinin dünyaya geldiği 1770 yılına yakın dönemlerde Bonn nasıl bir şehirdi onu anlatalım. 1597 yılında Köln Başpiskoposluğu'nun merkezi olmasıyla zengin ve çevresi üzerinde etkili bir şehir haline gelir Bonn. Geniş ve ferah saraylarında ikamet eden prensler Clemens August ve Max Franz, Bonn'un her yönden gelişmiş bir kent olması yönünde büyük gayret sarf ederler. 1784-1794 yılları arasında prenslik yapan Max Franz, Ludwig van Beethoven'ın genç bir besteci iken hamileliğini üstlenir ve çıktığı ilk Viyana gezisinin masraflarını karşılar. Of course, he was not only a composer, but he was also a fantastic pianist. And what we know about him, he was also a magnificent improviser at the piano. So I think the piano was really the place where he could develop his ideas about music. Nevertheless, being piano music, it always refers to more than only the piano. So he refers to many things, so it's always that you can hear different instruments. The piano was not enough for him, so he wanted to show the world at the piano, and that's why when we pianists play his music, we always have to think about different instruments. We have to think about voice, about string quartet, about any kind of music that could be in this piano piece written by him. And moreover, I find that his music, he never says the same twice. So he really could develop very, very different ideas. And if you just see his sonatas, every sonata has his own character, and every movement has his own character, and you can't compare any of them to each other. I think that his piano sonatas are the most virtuoso pieces. Of course, there are some passages in the concertos which are very hard to play, but I think compared to the late piano sonatas, but also to some very early things when he was an absolutely amazing player, nobody could rival him. And I think in the sonatas he really put everything that he could play on the piano, so we have to study that a lot. Ludwig van Beethoven'ın ismindeki van sözcüğü hep merak konusu olmuştur. Beethoven ailesinin kökleri Bonn'un batısına, Flaman topraklarına uzanıyor. Besteciyle aynı adı taşıyan dede Ludwig van Beethoven, bugünkü Belçika'nın Flaman bölgesinde bulunan Mechelen şehrinde dünyaya gelmiş. Usta bir müzisyen olan dede Beethoven, 1731 yılında doğduğu toprakları terk edip Louvain ve Liège üzerinden Bonn'a gelip yerleşmiş. Prensin sarayında şancı ve saray orkestrası şefi olarak çalışan dede Beethoven'ın torununu çok sevdiği, büyük bestecinin ise dedesinin portresini Viyana'da öldüğü güne kadar başucundan eksik etmediği bilinir. Evet,
Evet, Ludwig van Beethoven efsanesinin başladığı yerdeyiz. Burası Bonn'un ayakta kalan tek gotik kilisesi. Şu arkamda gördüğünüz bronz vaftiz teknesinde 17 Aralık 1770 tarihinde küçük Ludwig vaftiz edilmiş. Ayrıca bu kilisenin orgunda sabahları çok erken bir saatte 6 gibi başlayan sabah ayini sırasında da orgu çalarmış Beethoven. Bu org şu anda ortada yok ne yazık ki, 2. Dünya Savaşı sırasında harap olmuş ama orgun konsolu şu an Beethoven müze evinde saklanıyor. Bonn'un en ünlü meydanlarından biri olan Münsterplatz'tayız. Arkamda Şirin Postane binası ve hemen arkamda gördüğünüz heykel Beethoven'ın ünlü heykeli. Ama bir tipik besteci heykeli olmanın ötesinde çok farklı anlamlara sahip. Çünkü Beethoven onuruna hemşerileri tarafından bu şehirde dikilen ilk heykel. 1845'te dikilmiş Beethoven'ın 75. doğum günü onuruna. Ve Franz Liszt en büyük maddi katkıyı yapan bestecilerin başında geliyor. Ve bu heykelle ilgili en özel anlamlardan biri de şu ki, tarihteki ilk Beethoven Festivali, yine bu anıt heykelin dikilmesi onuruna ilk kez o yıl 3 günlük bir festival şeklinde düzenleniyor. Dresdenli usta Ernst Julius Haenel tarafından yapılan heykelde Beethoven'ı bir elinde nota defteri, diğerinde kalem, ilham perisini beklerken görüyoruz. Heykelin kaidesi 4 müzik kategorisini alegorik biçimde tasvir ediyor. Fantastik, dramatik, senfonik ve kutsal. Bestecinin en büyük eserleri arasında yer alan 9. senfoni ve Missa Solemnis'in orijinal notalarının kaidenin altına gömülü olduğunu unutmadan söyleyelim. Beethoven dedesini ne kadar sevip sayıyorsa babasından da bir o kadar nefret ediyordu. Vasat bir müzisyen olan baba Johann van Beethoven'ın hayatında alkol müzikten daha fazla yer kaplıyordu. Kronik alkolik babasından destek görmeyen genç Ludwig, küçük yaşlardan itibaren annesi ve iki erkek kardeşinin sorumluluğunu üstlenmişti. Ludwig van Beethoven, dedesi tarafından eğitildikten sonra Bonn'un önde gelen müzisyenleri Franz Ries ve Christian Gottlob Neefe'den dersler aldı. Beethoven, Neefe'den inceliklerini öğrendiği org sanatındaki marifetlerini bu katedralde yapılan özel ayinlerde sergileme fırsatı buluyordu. Münsterplatz'ın kardeş meydanındayız. Martinsplatz burası da. Daha küçük bir meydan. Arkamda gördüğünüz manastır Bonn'un tarihinde çok önemli bir rol oynuyor. Bonn'un ve Ren Vadisi'nin daha genel olarak Hristiyanlaştırılması sürecinde çok önemli bir işleve sahip. Bizim açımızdan tabii en önemli tarafı Beethoven söz konusu olduğunda küçük Ludwig'in burada Latince dersleri almış olması. Almanya'nın en eski kiliselerinden biri olarak bilinen Bonn Katedrali 11. ve 13. yüzyıllar arasında inşa edildi. Burası aynı zamanda Ren Vadisi'nin en önemli tarihi yapılarından biridir. Hristiyanlıkta önemli bir yere sahip olan Bonn şehrinin koruyucu azizleri St. Cassius ve St. Florentius kafaları kesildikten sonra bu katedrale gömülmüşler. İki aziz, İskender Yediler adındaki 1953 doğumlu Türk heykeltıraş tarafından yapılarak katedralin önüne yerleştirilen heykelleriyle şehri koruma görevini bugün de sürdürüyor. Bonn Gasse, yani Bonn Caddesi üzerinde Beethoven House, Beethoven evinin hemen yanında bulunan Kammermusikzaal, yani Oda Müziği Salonu'nun önündeyiz. Birazdan burada Çay Saati Konseri adı altında düzenlenen bir oda müziği performansına tanıklık edeceğiz. Birbirinden başarılı 3 oda müziği dörtlüsünün konserine şahit olacağız.
Günümüzde her gün sayısız genç öğrenciye mekan olan bu geniş bahçede kurulu Friedrich Wilhelm Üniversitesi, Beethoven'ın gençlik yıllarında Prens'in sarayı olarak hizmet görüyordu. Sarayın görkemli tiyatrosunda operalar, konserler, tiyatro oyunları ve balolar düzenlenirdi. Sarayın neredeyse hepsini kül eden yangında, tiyatroda yok olduğunda Beethoven 6 yaşındaydı. Saray 1779 yılında yeniden inşa edildiğinde yerine konulan mekanlardan biri de şapeldi. Sarayın baş mimarı tarafından 16. Louis stilinde tasarlanan şapelin içine özel odalarından girebilsinler diye prensler için ayrı bir kapı yapılmıştı. İmparatorluk Saray Şapeli'ndeyiz. Bonn'un o dönemdeki en önemli bestecisi Christian Gottlob Neefe, aynı zamanda Beethoven'ın da o dönemdeki ilk hocası. Neefe ilk org derslerini küçük Ludwig'e işte burada veriyor 10 yaşındayken. Bu şapel aynı zamanda Beethoven'ın kariyerinin ilk durağı, ilk maaşlı çalışmaya yine bu şapelde org çalarak başlıyor. Bonn denildiğinde Beethoven'dan sonra akla gelen ikinci besteci Robert Schumann ve elbette onun sevgili eşi Clara Schumann'dır. Robert Schumann'ın yaşamının son yıllarında kapatıldığı akıl hastanesi, Bonn şehir merkezinin hemen yakınlarındaki Endenich adlı mevkide bugün hala müze ev olarak korunuyor. Ludwig van Beethoven işte burada. 17 Aralık 1770 tarihinde dünyaya geldi. Barok mimariye sahip bu yapının arkasındaki ek binanın birinci katına 1767 yılında yerleşmişti Beethoven ailesi. Ludwig ise ek binanın çatı katında, arka bahçeye bakan küçük odada dünyaya geldi. Ailenin 7 yıl boyunca yaşadığı Bongasse üzerindeki bu ev, Beethoven'ların Bonn'da değiştirdiği 5 evden günümüze kalabilmiş tek örnek. We are now in the pleasant garden of Beethoven House, where Ludwig van Beethoven came to the world in 1770, December 17th, mm-hmm. right? So, first of all, could you please tell us about the uniqueness and the importance of this Beethoven House and Beethoven Archive in terms of studies on Beethoven and his work? Okay, I'm happy to do so. We are perceived as the leading center of competence on Beethoven because we bring together three approaches that have the potential to be very interesting to be for everybody who's working about Beethoven. First of all, we have the original birthplace, as you mentioned, the house in which Beethoven was born in 1770. In this house, we present our permanent exhibition. So interested tourists from all over the world come here to see this museum. In addition, we have a huge collection, things related to Ludwig van Beethoven's work and life. It's the biggest collection in the world, and it covers autographs, sketchbooks, first print editions of his works. It has 70% of the portraits that were made when Beethoven was alive. We have a lot of instruments that he played when he was studying either in Bonn or lived in Vienna. So the collection is our second big focus, and the third is that we have scientific work, basic scientific work on Beethoven, which is very important for scholars all over the world. And then we also have a concert hall where we still
try to further the musical practice about Beethoven. So whatever way you choose, there's a reason to come to the Beethoven House in Bonn. How important is Bonn in Beethoven's musical education and formation? I think most of the people who think about Beethoven have his time in mind where he lived in Vienna. But of course, we as the Beethoven House in Bonn try to shift the focus a little bit to the early years that he spent in Bonn. It was one third of his lifetime, so it was quite a long time, and it was an important time because it was the formative phase of his life. He was trained as a musician. He made his first experiences as a pianist, as a viola player, as a composer. He had intellectual exchange with many people here in Bonn, and we of course focus a lot on this time of his life. And I think the most interesting part about it is that a lot that is known of his late works can be traced back into the early years that he spent in Bonn. For instance, everybody knows about the Ninth Symphony, which is based in the fourth movement on a text by Friedrich von Schiller. And we know that the idea to put this poem into music was already born in Bonn. There's a letter from somebody living in Bonn to Friedrich von Schiller's wife, indicating that there's a young man in Bonn who wants to put this into music. So a lot of things that we relate to the late Beethoven, in fact, has been formed and can be traced back to his time in Bonn.